Türk gayrimenkul sektörünün global vitrini haline gelen Emlak 2015'te geleceğin yaşam alanları, konut ve iş merkezi projeleri görücüye çıktı. Emin Evim imzasını attığı konut projelerini ve elektrikle çalışan otomobilini Emlak 2015'te ilk defa tanıttı. Bugüne kadar binlerce aileyi Türkiye'nin her yerinden konut sahibi yapan Emin Şirketler Grubu, Emlak 2015'te yeni projeleriyle ilgi odağı oldu. Grup, projelerinin yanı sıra elektrikle çalışan ilk otomobilini de Emlak 2015'te görücüye çıkardı. Sevgili seyirciler, Emlak Fuarı'ndayız. Emin Şirketler Grubu'nun standındayız. Burada bir taraftan konut projeleri, diğer taraftan da yeşil enerji ile ilgili otomobil tanıtımı gerçekleştiriyor. Konuyla ilgili Abdurrahman Bey ile birlikteyiz. Evet efendim, şimdi tabii burası bir konut fuarı ama siz burada enteresan bir araç sergiliyorsunuz. Özelliğini öğrenebilir miyiz? Şu anda malum dünyada bir yeşil enerjiye dönüş var. Otomobilleri elektrikle çalışır hale getiriyoruz. Normal motorin veya benzinle çalışan arabalarla mukayese edildiği zaman bunun 100 kilometredeki elektrik tüketimi 1-1,5 lira civarında. Ve karbondioksit salınımı sıfır. Motorlu taşıtlar vergisi muafiyeti var. Bu arabadan şu anda Türkiye'de 25 tane piyasada dolaşan arabamız var. Hem deneme safhasındayız hem daha işin oturması için Türkiye yollarına uyarlı hale gelebilmesi için bu denemeleri yaptık. 2016 başında da seri üretime geçeceğiz. Kesinlikle kendi üzerindeki orijinal motorlarından daha yüksek performansı var. Daha az performansı yok. Bu araç 170 kilometre sürate ulaşabiliyor. En büyük avantaj ekonomik olması, çevreci olması. Karbondioksit salınımının sıfır olduğunu söyledim. Daha bundan büyük avantaj olabilir mi? Yani normal yakıt masrafıyla araba kendisini çok kısa sürede amorti ediyor. Emin Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, Ekopazar Genel Yayın Yönetmeni Şeref Özatan'ın stüdyo konuğu oldu. Şimdi gelin bu özel söyleşiyi birlikte izleyelim. Bugüne kadar 20 bin kişiyi ev ve konut sahibi yaptık. Bankadan ev alamayanlar bizim Emin Evim sisteminde ev sahibi olabiliyor. Biz millet olarak girişimciyiz. Çalışkanız. Ümit ediyor 2023 hedefi Türkiye'de gerçekleşecek. Sevgili seyirciler, Ekopazar'ın bu haftaki konuğu Türkiye'de el birliği sistemin kurucusu Emin Otomotiv ve Emin Şirketler Grubu'nun yönetim kurulu başkanı Emin Üstün. Emin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk Şeref Bey. Türkiye'de 1990'lı yıllarda el birliği sistemiyle insanları otomobil sahibi yapan bir sistem geliştirdiniz. Birçok taklidiniz çıktı ama siz o günden bugüne bu el birliği sistemini otomotivden konut sektörüne, enerji sektörüne hatta tarım sektörüne kadar yayan bir organizasyon yaptınız. Bir anlatır mısınız sistem nasıl işliyor? Şimdi Şeref Bey biliyorsunuz 90'lı yıllarda insanlar otomobil alabilmek için vadeli 20-25 ay için iki otomobil bedeli ödüyordu bir otomobil almak için. Öyle bir dönemde biz el birliği sistemini uyguladık. Ve hakikaten o gün binlerce insan, 50-60 bin kişi otomobil sahibi oldu. Ve Türkiye'ye 100'e yakın şube ve temsilciliğimiz oldu. Tanındık. Çok insanlar otomobil sahibi yaptı. Çok dostlarımız oluştu. Belli bir güven kazandık. 2005-2006 yılında da bu sistemi gene insanların ihtiyacı olan konuta uyguladık. Konuta da başarılı olduk. Bugüne kadar 20 bin kişiyi ev ve konut sahibi yaptık. Bunun yanında da ayrıca 50-60 bin kişi de sırada bekliyor gene konutunu almak için. Bu bir el birliği sistemi, bir proje oldu. Bu projeyi biz başka sistemlerde de, başka iş alanlarında da geliştirdik. Ve gelişmek suretiyle de artık el birliği sistemi modelini birçok alana uyguluyoruz. Tabii bu sistemi uygularken taktikleriniz de çıktı. Ne diyeceksiniz bunlarla ilgili? Tabii her şeyin kazanç veya bir şeyin menfaati olduğu zaman onun rakibi çok oluyor. Çok oldu. Bazıları başarılı oldu. Başarısız olanlar oldu. Ama biz bunu işte 25 yıldır devam ediyoruz. Bir sıkıntımız yok. İnsanlar mutlu. Şu an Türkiye'de 65-67'ye yakın şubemiz var. Bu şubelerin birçoğu Emin Evim şirketine ait olan yerler. Çalışanlar bizim personelimiz. 1000'e yakın personel çalışıyor. Emin Evim artık bir sistem. Bu bir dayanışma modeli. Çünkü insanlar tek başına yapamıyor.
Bankalardan da kredi almak zor, faiz oluyor. Biz ne yapalım? Buna karşı bizim Osmanlı'dan gelen bir geçmişimiz var. Osmanlı'da para sandıkları varmış. Osmanlı 500 yıl para sandıklarıyla, mahalli sandıklar veya esnaf sandıklarıyla, para vakıflarıyla bu işi yönetmiş. Sanki biz de o modele, bir benzer model olarak bu el birliği sistemini geliştirmeye çalışıyoruz. Şu an gidişimiz güzel. Boş alanlarda el birliği yaparak Türkiye'nin ekonomisine, topluma, inşaat sektörüne, insana bir noktada yardımcı oluyoruz. Gerek otomotivde, gerekse konut sektöründe el birliği sistemini nasıl çalıştırıyorsunuz? Şeref Bey, biliyorsunuz şimdi 100 bin liralık bir evinizi almayı düşünseniz, ayda 1000 lira ödeyebilecek durumda olsanız, tabii bu şartlarda 100 bin liralık bir evi bankadan almak için 2000 lira ödemeniz lazım. 2000 lirayı ödeyemiyor birçok insan 100 bin liralık bir evde. O zaman diyoruz ki ona, böyle o gruba onu yazıyoruz, 100 kişilik bir gruba. O grupta bir kesim aylık evini alıyor, bir kesim de alamıyor. Biz diyoruz ki evi alan, alamayanlara bir miktar yardımcı olsun. Çünkü evden istifade ediyor. Yani o evi dışarıda kiraya tutmuş olsa ayda 500 lira ödeyecek. Onun 250 lirasını evi alamayanlara dağıtmak suretiyle böyle bir dayanışma sistemi oluşturduk. Burada evi alan evden istifade ediyor. Evi alamayan da o evi daha ucuza mal edeceği için ondan istifade etmiş oluyor. Ve bankadan almış olsa yüksek bir faiz ödeyecek. Veya bankaya gelirini ispat edemediği için alma şansı yok. Bankadan ev alamayanlar veya gelirini ispat edemeyenler veya bankayla ilgili problemleri olanlar bizim emin evim sisteminde ev sahibi olabiliyor. El birliği sistemiyle otomotiv ve konut sektöründe yatırımlarınız vardı. Şimdi enerji sektöründe de yatırımlara başladınız. Enerji sektöründe neler yapıyorsunuz? Tabii enerji Türkiye'nin en büyük problemi. Maalesef biz enerjide biraz geç kalmışız Türkiye olarak. İnsan elektrik ürettiği zaman fazlasını devlete satabilmeli. Şimdi biz de bunu şöyle yapıyoruz. Şimdi bizim mesela Niğde'de, Konya'da elma bahçelerimize kuyular var, sularla çalışıyor, su pompaları var. Ondan çalışabilmesi için 500 kilovatlık santrallar yaptık güneş enerjisinden. Orada şimdi güneş enerjisinden istifade ediyoruz. Bu şekilde bazı müşterilerimiz oldu. Onlara da Nevşehir'de belli yerlerde 200-250 kilovatlık güneş enerjisinden elektrik santralları yaptık. Şimdi bunu ne hale getirdi? Şimdi 1 megawatta kadar devlet buna lisans istemiyor. Bir mecburiyet istemediği için, yani bir kanuni bir serbestlik var. 1 megawatt enerjiyi üretmek suretiyle ortaklıklar oluşturuyoruz. 1 megawatt diyelim 20 tane ortağımız var. Bu 20 tane ortağa ait oluyor bu 1 megawatt enerji santralı. Biz bu megawatt enerji santralını ortaklardan kiralıyoruz. Yılda diyelim ki onlara 4 milyonluk yatırım yaparlarsa onu 400 bin liraya kiralıyoruz. Hem onlar da yılda ortalama yatırımlarının %10'u kadar kira almış oluyorlar. Bu şekilde de enerjiden bir noktada hem yatırıma dönüşüyor hem ülkemizde enerji güneşten istifade etmiş oluyor. Bunu bilahare de rüzgarda da uygulamaya başlayacağız. Emin Bey, tarım sektöründe ve hayvancılık sektöründe yatırımlar yapıyorsunuz. Türkiye'de nerede ne tür yatırımlarınız var bu konuda? 3000 dönüm civarında Konya Ereğli'sinde elma bahçesi için arazi aldık. Bu araziyi ektik. Orada şimdi elmalarımız yetişti. Üçüncü senemiz oldu. Adapazarı'nda yine buğday ve ziraatle çalışan bir 1000 dönüm arazi aldık. Onunla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. İznik'te meyvacılık üzerine çalışmamız var. Yine Balıkesir, Burhaniye'de de zeytin konusunda çalışma yapıyoruz. Ayrıca bu tarımın yanında da emin hayvancılık çalışmalarımız var o kolda da. Şimdi 1000'e yakın işte Konya'da koyun aldık. O koyunu orada değerlendireceğiz. Orada öğreneceğiz. Eksiklerini giderdikten sonra onu 5000-10000 koyuna bölge bölge niyetimiz var çıkarmaya. Aynı Adapazarı'nda da yine büyükbaş hayvanla ilgili ahırı yapıyoruz. Orada da 1000 baş hayvanlık bir besi ahırı bitmek üzere. Orada da hayvancılığı yapacağız. Anadolu'da insanları birleştirmeye çalışıyorum el birliği yaparak. Bu noktada da bir çalışmamız devam ediyor. 2015 yılında 1 Kasım seçimlerine kadar süren bir durgunluk dönemi vardı ekonomide. 1 Kasım seçimleriyle siyasi istikrar sağlandı. 2019'a kadar siyasi istikrar sürecek. Öyle gözüküyor. 2015'i iş dünyası kayıp olarak görüyordu. 2010'da neler bekliyoruz? 2014'te sıkıntılar başlamıştı Türkiye'de. Çeşitli siyasi problemlerden dolayı. Ama bu artık 2016 bizim için çok iyi bir yıl olacak. Bir kere herkes yeniden fırlayacak iş hayatına, ümitle iş hayatına girecek, sarılacak. Türkiye zannediyorum 2016-2017'de bu 10 bin dolar sınırını geçmesi lazım milli gelirde. Artık Türkiye
15 bin dolar milli geliri yakalamamız lazım. Biz bu noktada tabii bütün vatandaş bireysel olarak sorumluyuz bu işte. Yani herkesin, Türk milletinin bu noktada bu işten dolayı geriye çekilemez. Herkes elinden geleni yapması lazım. Şimdi bu bizim tabii 2015'te bu cezayı gördüğü için millet 2016'da iyi çalışacağız. Hakikaten biz ilk günden itibaren, yani seçimin gününden itibaren çalışmaya başladık. Bizim Almanlardan hiçbir eksiğimiz yok. Fransızlardan bir eksiğimiz yok. Hatta fazlamız var. Biz millet olarak girişimciyiz. Çalışkanız. Güçlü bir milletiz ve inançlıyız. İnançlı bir milletin Avrupa'dan, Amerika'dan hiç olmazsa aynı olmalı veya onlara da geçmeliyiz. Ümit ediyorum bu 2019-2023 hedefi Türkiye'de gerçekleşecek. Allah nazardan korusun diyorum. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun.